İlk sinematek ülkemizde Türk Sinematek Derneği olarak kurulmuştu 1965 yılında. Faaliyette bulunduğu dönemde film kültürünün gelişmesine çok önemli katkıları olmuş bir kurumdu. Bugün hala çok özlemle, hatta hasretle hatırlanan ve çok hala çok saygı duyulan bir kurum. 1980'de askeri darbeyle diğer derneklerle birlikte kapatıldı. Kadıköy Belediyesi'nin girişimiyle yeniden sinematek çağa uygun bir şekilde, yani bu çağın ihtiyaçlarını karşılamak üzere modern bir sinematek olarak hayata geçirildi. 3 senedir devam eden, hazırlığı süren bir projeydi bu. Yeni bir bina inşa edildi bunun için. Gösterim koşulları çok iyi olan bir salon yapıldı. İçinde 160 kişilik bir sinema salonu var, bir film kütüphanesi var. İstanbul Film Festivali'nin mekanlarından birisiyiz bu sene. 19 Nisan'a kadar İstanbul Film Festivali burada olacak. Ondan sonra kendi programımız devam edecek. 41. İstanbul Film Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan çok gurur duyuyoruz. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Ülkemizin en önemli kültür etkinliklerinden biri olması bir tarafa, Sinematek'in de başlangıcı. Onat Kutlar'ın kurduğu Sinematek'in ve daha sonra Onat Kutlar'ın kurucularından olduğu İstanbul Film Festivali'nin salona adını verdiğimiz Onat Kutlar Sinema Salonu'na geri dönmüş olması, hani bir döngünün tamamlanması anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde Sinema Yazarları Derneği'nin emek ödülünü aldı Sinematek çalışanları. Bu ödülü almaktan çok gurur duyduk. Sinema Yazarları Derneği Türkiye'nin sinema alanındaki en köklü kurumlarından bir tanesi. O nedenle çok gurur verici bizim için. Sinematek'teki çalışmalarımızı takdir etmeleri bize umut ve devam etmek için cesaret verdi.